Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Biz bu filmi çok sevdik. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün Arif ve 216 filminin incelemesini yapacağız. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif ve 216'yı izledik, beğendik ve spoilerlı bir şekilde irdeleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Yes. Hariciye gitmeme gerek yokmuş. Burada da yapılırmış ameliyat. Ama 100 bin lira diyorlar. 5 numara. İlmek ilmek işlenmiş bir senaryo. Cem Yılmaz'ı sevmeyebilirsiniz. Filmleri zaman zaman hoşunuza gitmeyebilir. Ancak bir gerçek var ki şu anda popüler sinemada senaryoya bu denli dikkat eden sinemacı maalesef çok az. Hele ki komedi janrında Cem Yılmaz zirvede. Kendisinin de söylediği gibi en iyi senaryosu olabilir. Hokkabaz ve her şey çok güzel olacak ayarında bir film yapmış. Ve bunu mevzu bahis iki filmden farklı olarak komedi macera türünde üretmiş. Dramatik anlar, zekice diyaloglar, bitmeyen tempo ve mükemmel göndermeleriyle ortaya süper keyifli bir senaryo çıkmış. Erşan Kuleli mi? Orada! Arzın merkezine de gitsiniz. Sizi bulacağım efendim. Getirin robotumu! 4 numara. Biri gönderme mi dedi? Family Guy'da en sevdiğimiz şeylerden biri yapılan göndermelerdir. Entelektüel zeka ister. Biraz yorucudur ama yerinde ve kararında olunca harika oluyor. Cem Yılmaz'ın kelime oyunları harika. Ancak bu kez gönderme de tavan yapmış. Ozan Güven'in kaç yaşındasın sen repliği? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlişkiniz var. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Turist Ömer göndermeleri, zaman zaman Yeşilçam klişeleriyle billur geçmesi efsanevi olmuş. Aynı zamanda para kazanmak için saçma sapan filmler yapanlara, politikacılara, medyaya, kısacası günümüz Türkiye'sine de birçok taşlama yapılmış. Allah mı? Oh be! Sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Affedersiniz, palyaço musunuz efendim? Palyaço efendim, evet, böyleydi normalde. 3 numara. Yıkma şu dördüncü duvarı be Cem Yılmaz. Cem Yılmaz seyirciye konuşmayı seviyor. Deadpool kadar olmasa da reklamında, filminde mutlaka bir yerden mesaj veriyor. Özellikle bu mesajları günümüz Türkiye'sindeki yozlaşmaya dikkat çekici nitelikte. Zaten filmde bol bol gönderme vardı. Sonunda tüm kastı toplayıp dördüncü duvarı yıkarak bizimle konuşmasını sevmedik. Maalesef bunu sevemeyeceğiz. Kendisinin de geçmişte söylediği gibi mesaj veren de değil, alandadır. Yani mesajı alan kişi kendi bilir ne alıyor. İstanbul'un silüetine bakıyor bazısı, Yahya Kemal oluyor. O silüet onda öyle bir his uyandırıyor. Bazısı bakıyor aynı silüete, diyor ki İstanbul sen büyüksün ben büyük. Ananı sikeceğim senin. Şimdi aynı İstanbul ama bünyedeki reaksiyon başka. 2 numara, son 20 dakika biraz gereksiz. Görüntüler harika, detaylar çok iyi, renkler, filmin havası, müzikler hepsine bayıldık. 60'ların İstanbul'unu yaratmak için ne kadar uğraştıklarını tahmin edebiliyoruz. 5 sene önceye bile gitmek ne kadar zorken adam 60 yıl önceye gitmiş ve bayağı da kotarmış. Ancak şu uçak sahnesi çok gereksiz değil miydi? Bir şekilde macera filmi de çekebilirim demek için yapılmış. Süreyi uzatmak ve tüm kastı bir araya toplamaktan başka bir işe yaramamış. Konu daha da önce toparlanabilirdi sanki. Pop mu söylüyor ona? Pop söylüyor. Oku bakayım. İşte kuzu kuzu geldim, dili deyince kapandım dişlerime. Dur. Çok iyi. İsim olarak ne düşündünüz? Vallahi biz Tarkan diye düşünmüştük ilk etapta. Olmaz. Daha önce yapıldı. 1 numara. Ünlüler ve şarkılar epik. Filmin başından sonuna kadar neredeyse aralıksız güldük. Son 20 dakikada bu dozaj biraz azaldı elbet. Ancak bir gerçek var. Salonun kahkahaya boğulduğu, zaman zaman bizim de gözlerimizden yaş gelen sahneler genellikle o şarkıların ve Yeşilçam ünlülerinin arz endam ettiği sahnelerdi. Tarkan'ın şarkılarının coverlandığı, Zeki Müren, Cüneyt Arkın, Ajda Pekkan ve Sadri Alışık gibi devlerin belirdiği sahneler. Hepsini öyle özlemişiz ki özlemle karışık bir mutluluk vardı. Zeki Müren de bizi görecek mi? Ne bu şimdi? Şey vardı ya filmde, Yılmaz Erdoğan'ın filmi, çok tutan espriydi. Vizontele. Vizontele? Tuğba? Kim bu münasebetsiz Allah aşkına? Cem Yılmaz kendine ait bir dünya yaratıyor. Christopher Nolan, Martin Scorsese, Nuri Bilge Ceylan, Paul Thomas Anderson gibi imzasını bir şekilde attığı, tarzını ortaya koyduğu işler yapıyor. Ve bir misyon edinmiş. Para için değil, Türk sinemasına kaliteli işler kazandırmak için yapıyor bu işi. Hayranı olduğu Sadri Alışık'ın izinden gitmek istiyor gibi. Sizin en çok dikkatinizi çeken detay hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve watchmojo.com Türkiye'yi hemen takip edin.
insanlar yalnızca filmlerde mi olur Arif? Hangi film ya? Arif ve 216.